Merhaba arkadaşlar. Yeni bir flow'umuz var. Bu flow'da istenen bir e, screen flow yapmak. E, bu screen flow'da screen olmayacak. Amacımız e-mail adresi eksik olan bütün e, bütün kontaklar için birer tane case oluşmak E-mail adresi eksikse bir case oluşturacağız. Case'imizin subject'i, description'ı, priority'si verilmiş. Status, origin falan verilmiş. Ama bu case aynı zamanda kontağımıza bağlı olacak lookup'la. Ve eğer istiyorsanız başarı mesajı ve error mesajını optional olarak ekleyebilirsiniz. Sisteminizde API log varsa yani çıkabilecek problemleri kaydettiğiniz bir yer varsa API log eklemek de burada optional olarak verilmiş. Şimdi e, burada yapacağım, yapacağımız bir şey e, screenflow oluşturma. Öncelikle flow'lara gidelim ve daha sonra güzel bir screenflow oluşturalım. Flow'lara gidiyorum. Adım adım yapacağız. Önce bizden istenen e-mail'i olmayan kontaklar. Madem e-mail'i olmayan kontaklar üzerinden gideceğiz. Önce kontakları bulmamız gerekiyor. Burada get records yapıp bütün kontakları bulacağız ama e-mail'i yoksa. Burada get contacts without email diyebilirsiniz. Böyle bir isim vermeniz mümkün. Çünkü ne aldığınızı sizin buradaki isminizin isminle size söylemesi lazım. Yoksa get contacts derseniz dışarıdan birinin içine girip acaba ne alıyor diye bakması gerekiyor. Get contacts dağıt, email bize çok net bir şekilde hangi kontakları aldığımızı söylüyor. Objektimiz kontak objekti. Burada kontak objektini seçiyoruz. Ve daha sonra şartımız var mı? Tabii ki var. E-mail'i boş ise email mail is null true diyoruz arkadaşlar. Emailimiz boş ise. Peki bir mi? Birden fazla mı kontak alıyoruz? Bütün kontakları aldığımız için get all contacts diyorum. Şimdi her bir kontak için bir e, case oluşturmam gerektiği için bu kontakları tabii ki loop yapmam gerekiyor. Ama öncelikle kontak var mı yok mu? Hakikaten e-mail adresi eksik olan kontağımız var mı yok mu? Bakmak için burada bir decision eklemeniz mümkün. Burada çek check contacts diyebilirsiniz. Bir isim verebilirsiniz. Not null diyebilirsiniz. Boş değilse devam edeceğiz çünkü. buradan get contacts yapmıştık is null false ise arkadaşlar yani boş değil anlamına geliyor. Is null false. Boş değilse devam edeceğiz. Burada istiyorsanız bir ekran paylaşmanız mümkün. Şöyle bir ekran paylaşabilirsiniz. No contact contact screen diye bir ekran paylaşırsınız. içine display text koyarsınız ve contact olmadığını belirtirsiniz. Buna da no contact mesaj demeniz mümkün. There is şöyle diye bir mesaj yazın, No e, e, contact found without email adres diye bir mesaj yazmanız mümkün. Bunu kırmızıya mı boyatırsınız yoksa böyle biraz daha e, turuncu mu olsun isterseniz tamamen size kalmış arkadaşlar. Kalın yapmak isterseniz kalın da yapmanız mümkün oralar size kalmış. Böyle bir mesaj gelecek. Eğer kontak yoksa, kontak yoksa. Kontak varsa ne yapacağız? Her biri için bir case. Bakın her biri için bir case. O zaman burada kontaklarımız bir loop yapalım. Loop yapalım. Loop. Kontak istiyorum. Ondan sonra collection'ımız get contacts email. Şu anda bütün kontakları loop yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar iki tane resource yapacağız. Bir tanesi yeni bir case. ikincisi case collection. Bunlar tamamen resource olacak. Yani variable. Buraya variable'a geliyorsunuz. Buna new case diyebilirsiniz. Birincisine data type'ımız record ve objektimiz case arkadaşlar. Ve tek bir yani tek olduğu için burayı seçmiyoruz. Aynı şekilde yeni bir resource yapıyoruz. Buna da case to be created diye bir isim verebilirsiniz. Bu kez data type'ımız yine record arkadaşlar. Ama bu kez neyi seçiyoruz? Birden fazla. Çünkü o case oluştuktan sonra bunun içine koyacağım. Ve tek bir seferde sisteme DML ile atmış olacağım. Bu şekilde. Şimdi bu loop contact içinde arkadaşlar o yeni case'imize bazı assignment'lar yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim çalışmamız bize ne diyor? Bize diyor ki case'imizin subject'i email is missing olsun diyor. O yüzden arkadaşlar şöyle bir şey yapacaksınız. Bunun içinde bir assignment yapacaksınız. Ve bu assignment içinde e, case assignment ismini verirsek o bütün şeyleri, e, bütün yeni case'imiz, new case'imizin değerlerini, değerlerini tek tek assign edeceğiz. New case üzerinden gidiyorum ve öncelikle subject'i buluyorum arkadaşlar. Subject'imiz neydi? Email is missing. Şuradan bakarsanız e, description var. Burası biraz önemli. Şöyle yapmanız mümkün. Öncelikle John Smith'i bulun arkadaşlar. John Smith'i bulun. Önüne, arkasına, diğer mesajları koymak kolay. Ama siz yazarsanız bunun içine John Smith'i koymanız çok da kolay değil. Ne yapıyorsunuz? İşte new case bakın size göstereyim. New case description deyin. Ondan sonra equals. Burada öncelikle bizim loop'umuzun içinden arkadaşlar Kontağımızın name'ini alabiliriz ya da kontağımızın first name'ini alabiliriz. Şöyle bakalım kontağ e, kontağımız zaten var o yüzden bunu siliyorum. First name diyelim. Bakın first name aldım bu şekilde. Şimdi bunu e, buradan alın alın şu şekilde kat yapın bulduktan sonra e, ya da o kalsın onun önüne arkadaşlar şunu koyun the email address of the contact yazmanız gereken şeyi onun önüne koyun bu şekilde. Bu boşluk bırakın. Sonuna da arkadaşlar öncelikle last name'i koymanız gerekiyor. Çünkü first name yetmez. Ctrl C yapıyorum. Ctrl V aynısını ekliyorum. Bakın ikinci kez. Bunu last name'e çeviriyorum. First name'den last name'e çevirdim. First name zaten vardı. Last name'i de ekledik. Şimdi sonuna arkadaşlar. Sonuna şunu ekleyelim. E, is missing şurasını. Tabii ki boşluk bırakmak gerekiyor. En sona gelelim. Boşluğumuz var. Is missing diyebiliriz. Şimdi ondan sonra ne var? E, priority high. Oradan devam edelim. New case. Ondan sonra priority bulalım. Ve eşittir. High diyelim. Ondan sonra status var sanırım. New case. Status. Eşittir arkadaşlar. Nedir? New diye demiştik. Bakalım. New. orijin telefon yapalım. New case orjin orjinimiz fon olsun. Onu da yaptık. Bakalım başka bir şey kaldı mı? Şu anda yok. Bir de kontağı bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu o zaman ne yapıyoruz? Aynı yerde new case kontak ID'miz var arkadaşlar. Bakın kontak ID. Kontak nereden geliyor? Tabii ki loop'tan geliyor. O zaman loop'un içindeki kontağımızın ID'sini bağlayabiliriz. Bu şekilde. ID burada arkadaşlar. Bakın. Onu bu şekilde bağlamanız mümkün. Şu anda e, ile alakalı yaptığımız assignment'ımız bitmiş oldu. Şimdi e, o case'imizi arkadaşlar listemizin içine koyalım aynı yerde. Listemizi buluyoruz öncelikle. Ön liste, önce liste eklemeniz gerekiyor. Ne demiştik listemize? Case to be created. Bu bizim collection bakın. Birden fazla case için alabiliyor. Bunun için arkadaşlar add operator ile new case'imizi ekliyoruz. New case'imizi eklemiş olduk. Gördüğünüz gibi. Assignment bitti arkadaşlar. Şimdi for loop'un dışına çıkarak ne yapıyoruz? Create records diyoruz. Ondan sonra create new cases diyorum. Birden fazla bakın. Ee, multiple seçiyorum ve cases bir be created içine koyuyorum. Şu anda cases oluşmuş olacak. Ekranı ne demiştik? Ekranı tamamen optional koymuştum. Siz şimdi e, burada bir sürü case oluşturup dışarıda bu case ile alakalı bir ekran koymanız kolay değil. Genel bir ekran koymanız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar yeni bir ekran ekliyorum. E, buna da Success Screen diyorum. Ve daha sonra diyorum ki e, ne diyelim mesela Display Text'imizi ekliyorum. Bu tamamen size kalmış. Display Text'i ekliyorum. Buna da Success Message diyorum. Ne diyebiliriz mesela? New Cases Created for the Contacts that have missing email diye bir mesaj yazmanız yeterli. Bu şekilde. Kaç tane case oluşturduğunuzu da eğer koymak isterseniz onu da koyabilirsiniz. Saymanız gerekiyor. E, new cases created dedik. Bunu yani yeşil yaparız demiştik. Koyu yeşil yapalım. Kalın yapalım. Bu şekilde. Kaç tane case oluşturduğumuzu bulmak istiyorsanız şurada bir assignment yapmanız mümkün. Şöyle assignment yapın count cases deyin. Daha sonra bir variable yapın. Number variable. Yani sayısını toplamak için bir yerde tutmak için total cases diyelim buna. Böyle bir isim verelim. Data type'ımız number decimal yok. Bunu arkadaşlar equals count. Çok güzel bir operatördür. Equals count o cases to be created. Bizim bütün case'ler bunun içine onları saymanız mümkün. Onu arkadaşlar gelirsiniz. Ekranınızın içine koyarsınız. Şuraya koyalım. New cases created yerine e, şöyle total case'i koyarsanız to, Ten new cases created gibi e, devam edecek arkadaşlar. Evet flow'umuz bu kadar. Flow'umuzu isterseniz e, kaydedelim. Flow'umuzun ismi e, şu şekilde arkadaşlar. Bunu alalım. Kaydedelim. Ve daha sonra save yapalım. Şimdi bunun çalışıp çalışmadığını bakmak için gidip bir kontak oluşmak gerekiyor ve bu kontakların telefon numarasını da eksik koymak gerekiyor. O şekilde bakacağız oluşacak mı? Mesela benim burada kontaklarım var ve telefon e-mail adresi yok. Evet, iki tane kontağım var. E-mail adresi yok. Bakalım bunlara bağlı bir case oluşacak mı? Ben run yapıyorum. Burada bir input yok. Kullanıcı bir şey koymayacak. Ne diyor? Ten new cases created for the contact that have missing. 10 Ye tane yeni e, case oluşmuş. Bu mesaj tam olarak şey yapmıyor. E, bakalım e, case oluşmuş mu? E, case gidebiliriz. Case'lere bakalım. Bakın yeni 10 tane case oluşmuş. Her birinin kontağı belli arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekilde çalışan bir flow yapmış olduk.